dengelerin az kalanları kurtarmaya gelmesi hiç iyi değil. Evet. Böylece aralarındaki buzlar erirse... Askan'la beraber yüklenirler. Yüklenecekler zaten. Nasıl yapacaklar? Açıktan saldırmayacaklar. Ama bizi köşeye sıkıştırmak için Selahattin bir hamle yapacak. Çünkü az kalanı almalarının da, hac yolunun emniyetini sağlamalarının da tek yolu bu. Emin'in bütün planlarını yapmıştır. Öyleyse bizim bir an önce onun ne yapacağını öğrenmemiz lazım. Kimden öğreneceğimi biliyorum. Bana Selahattin'in yapacağı her hamleyi zevkle anlatacak. Siz divandayken başka meseleler de oldu sarayda. Nedir? Emir Eyüp'le Fatma Hatun geldiler. Eyüp divana girdi. Mühim işi değil. Mühim olan onların gelmesi değil. Ömer Mella onlarla bir şey konuştu. Ömer Mella başsağlığı dilemeye gelmiştir. Başka ne olacak? Başsağlığına gelen kişi öyle gizli gizli fısıldaşmaz. Bir saraya girerken bir de saraydan çıkarken konuştular. Ömer Mella ile bir işler çevirdiler aralarında. Ne iş çevirecekler? Allah'ın garip bir dervişi. Bırak böyle beyhude kuruntuları. Sen ehemmiyet vermezsin ama gör bak. Bir iş çıkacak bunun altından. Hem de çok mühim bir iş. Için gelirdim buraya. Şimdi hem anam hem de babam için gelirim. Onlar cennette buluşacaklar ama ben burada yalnız kaldım. Kalmayacaksın Ömer. Baban hep hatıralarını yaşayacak. Sen de ona layık bir evlat oldukça onu hep yanında hissedeceksin. Babamın hatıraları vardır. Ama anamı hiç görmedim. Ya onu nasıl yanımda hissedeceğim? Ben de anamı hiç görmedim Ömer. Yalnızca rüyalarıma girerdi. Bazen gün olup ışırdı, bazen ay olup parlardı. Şefkatiyle, merhametiyle rüyalarımı ısıtırdı. Bazen yüzümü okşayan bir rüzgardı, bazen bir gülün kokusunda hissederim onu. Bilirim ki ben onu görmesem de o beni hep görür. Sevginin olduğu yerde
hissedeceksin. Evlat da ana yüreğinin bir parçasıdır. Kimisi toprağa girer, kimisi ana kucağından kopar gider. Ama ana yüreği hayat boyu hep onlarla yaşar. İçinde yanan bir ateş olduğunu söylemişti. Dile dökülünce yangın çıkacak bir ateş. Analarla evlatların yüreği bir atar. Siz bilir misiniz o ateşin ne olduğunu? Şeyşah, yüreğin dikleri sırlamakta mahirdi. Belli ki o ateşi de toprağa gömdü. Melik Hazretleri! Melik Hazretleri! Melik Hazretleri. Nablus civarındaki Serhat gazilerimiz. Öldürülmüş. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Amin. Amin. Ailelerine gereken ihtimam gösterilsin. Demek Askalan'a giden tapınak şövalyeleri Nablus'tan gelir. Emrinizdedir Melik Hazretleri. Nablus'tan Askalan'a giden bütün yollara gözcüler yerleştirin. O tapınakçı ordusunun gideceği yer, gideceği yollar kesinleşince haber yollasınlar. Emredersiniz. Emredersiniz Melik Hazretleri. Sen beni deviremedin ama ben seni yerle bir edeceğim Gabriel. Selahattin amcamın izniyle gidip Askalanları kurtarmış. Güya Şam'a hapsedilmişti. Hani nerede? Bir de yetmezmiş gibi onları topraklarımıza yerleştirecekmiş. Yüce Sultanımız da buna müsaade vermiş. Bak sana derim baba. Bu Selahattin'i çökertmezsek bırak istediğimiz cezayı almayı, eskisinden de güçlü olsun. Ben gezgin bir dervişim. Müsaade edin Melik Hazretlerinin huzuruna varayım, dua edip dualarını alayım. Gel bakalım, gel. Gel soframızdan nasiplen. Belki bir hayır duan olur da şu üstümüzdeki kara bulutlar dağılır. Sen...
Selahattin'e karşı el kolu bağlıdırdıkça üzerindeki bulutlar dağılmaz. Şimdilik Nusret'te. Gabriel. Buraya düşmanlık değil, dostluk yapmaya geldim. Bırak şunu. Her şeyi açık etme. Sen benim nasıl dostum olabilirsin ki? İkimizin de düşmanı aynı. Selahattin. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Sen tüm İslam aleminin ve benim devletimin baş düşmanısın. Başka hiçbir şey değil. O devlet senin mi sanıyorsun? Bak Nurettin'e oğlunu nasıl da kurtardı. Şimdi omuz omuza savaşmaya devam ediyorlar. Selahattin bize bir hamle yapacak. Eğer başarılı olursa bütün yaptıkları umursunuz. Artık ona mani olamazsın. Ama yapacaklarını sen bana bildirirsen ikimiz mani olabiliriz. Kendi paçanı kurtarmak için benden casusluk etmemi istersin. Kendim için değil, senin için de söylüyorum. Selahattin hak ettiği cezayı alsın istemiyor musun? Selahattin'in yaptığı hamleyi çökertirsek başarısız olur. Böylece ona hak ettiği cezayı aldırabilirsin. Senin de oğlunun da yolu açılır. İyi düşün Melik Nusreddin. Vaktin az. Bütün geleceğin buna bağlı. Biriniz bin olsun Melik Hazretleri. Saltanatlı günlerinizi görmek de nasip olsun.